Bu zamana kadar ünlü isimlerin avukatlığını yaparak tanınan Aslı Hatemi, geçtiğimiz günlerde alışveriş yapmak için gittiği mağazada korkunç bir olay yaşadı. Alışveriş yaparken mağaza çalışanından su isteyen Hatemi, üzerinde etiket olmayan şişedeki sıvıyı su zannederek içti. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. İçtikten sonra fenalaşan ünlü avukat apar topar hastaneye kaldırıldı. Bir gece hastanede kalan Hatemi'nin midesi yıkandı ve endoskopi çekildi. Yaşadığı olay sonrası konuşan Aslı Hatemi, bildiğiniz su şişesiydi. Meğer içinde çamaşır suyu varmış. Bir gece hastanede yattım. Şimdi iyiyim ama 30 gün boyunca kontrollerim olacak. Ölümden döndüm. Hukuki süreci de başlatacağım. Kimseye güvenmeyin. Yediğinizi, içtiğinizi kontrol edin şeklinde konuştu. İstanbul'da yaşanan fırtına sosyetik güzel Rachel Aras Kiresepi ile vurdu. Sosyal medya paylaşımlarıyla servet kazanan ünlü fenomen, önceki gün dehşet anlar yaşadı. Büyük hasar bırakan fırtınada Aras'ın lüks evinin çatısı uçtu. Sosyetik isim o anları hemen her dakika kullandığı Instagram hesabından paylaşarak, "Bugün fırtınadan çatımız uçtu. Bin şükür kimseye bir şey olmadı. Allah herkesi korudu," dedi. Rüzgarda Aras'ın balkonunda yer alan masa ve sandalyeleri uçarken yere düşen aynası da paramparça oldu. Rachel Aras daha önce de evindeki aynanın merdivenden düşmesi nedeniyle ölümden dönmüştü. Rachel Aras bu olaydan sonra evinin dört bir köşesini nazar boncuklarıyla donatmıştı. Ekranların güzel oyuncusu Jessica May, önceki gün eşi Hüseyin Kara ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Eşiyle alışverişe çıktığını belirten May, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni bir film çektiğini ve yakın zamanda vizyona gireceğini belirten Jessica May, "Televizyon için görüştüğümüz projeler var ama henüz netlik kazanmış değil. Onun dışında mini bir dizi çektik, dijitalde yayınlanacak," dedi. Sık sık memleketi Brezilya'ya giden Jessica May, "Henüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamadım. İnsanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kolay diye bir dedikodu çıkarmış. Yok öyle bir şey. 4 yıldan beri başvurum hala devam ediyor. Kaç defa mülakata çağrıldım ama nafile. O yüzden bir yerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak çok kolay diyen birisini görürseniz inanmayın. Kapı duvar. Ama eşim burada ve burası gerçekten benim ikinci vatanım. Verdiğim mücadeleyi bırakmayacağım," diyerek sitemde bulundu. Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Cem Davran, 22 yıl önce magazine damga vuran Sevda Demirer ve Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlattı. 2001 yılında yayınlanmaya başlayan 2 kere 2 programında yaşanan tartışmayla ilgili konuşan Davran şunları söyledi. "Hande Ataizi ile yaptığımız 2 kere 2 programını ben yazdım. Bunun adı yanlış yazıldı. O yüzden öyle kaldı. Aslında 2 kere 2 idi. O zamanlar ben şov yapıyordum. Şov karakterlerinin kıyafeti vardı. Sevda Demirel'in olduğu program canlı değildi. Ama o zamanlar magazin kameraları program kayıtlarına girebiliyordu. Yapımcı görüntüler daha sonradan verilecek dendi ve kanal yayınladı bunu. Herkesin gözü önünde olduğu için verildi bu da. Tarihsiz bir olaydı bu da. Sevda Demirel kalktı gitti. Başka konu kaldık. Hande Ataizi toparlandı. Sonra programa geri döndü. O zamanlar herkes şoka girmişti. Programdan çıktıktan sonra ben ne yapıyorum? Ben tiyatrocuyum," demiştim. O da aslında teatral bir işti. Bir show programıydı. Sonrasında çok da güzel bölümler çektik. Kariyerinde yaşadığı performansla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da magazin kulislerini meşgul ediyor. Giydiği kıyafetlere sıklıkça özen gösteren Demet Özdemir, siyah elbisesinin fiyatıyla bonkörlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide gösterdiği performansla övgü toplayan Demet Özdemir'in özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Oğuzhan Koç'la ayrıldıkları iddia edilen Demet Özdemir sevenlerini üzmüştü. Demet Özdemir çıkan bu iddiaların ardından basın mensuplarına sevgilisi Oğuzhan Koç'la birlikte açıklama yaptı. Özdemir şu ifadeleri kullandı. "Moralimiz bozuktu. Biz de ayrı ayrı Cem Yılmaz gösterisini izlemeye gittik. Belki aramız düzelir diye. Belki de yan yana koltuklara oturmayız. Bir hafta sonra yine hakkımızda bu yönde haberler çıkacak ama biz yine çıkıp her şeyin yolunda olduğunu söyleyeceğiz." Ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıklayan çift basın mensuplarını selamlayarak yollarına devam etti.
Türk-İspanyol Resmi Sanayi ve Ticaret Odası tarafından bu sene 6.'sı düzenlenen ödül töreninde bireysel başarı ödülü Cansu Dere'nin oldu. Dere son yıllarda başrollerini üstlendiği Sıla, Ezel, Anne ve Sadakatsiz dizileriyle İspanyol seyircisi tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve İspanyol televizyon kanallarında başarı elde etti. Elde ettiği bu başarı başta kültürel olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı jüri tarafından bu sene kişisel başarı ödülüne layık oldu. İspanya'nın Madrid şehrindeki Four Seasons Oteli'nde düzenlenen ödül gecesinde İspanyol basını ve davetliler tarafından Cansu Dere büyük ilgiyle karşılandı. Başarılı oyuncu ödülünü ünlü İspanyol diva Luz Casal'dan alırken salonda dakikalarca alkışlandı. Geceye La Casa de Papel'in sesi, Cecilia Krull başta olmak üzere ülkemizde de tanınan ve sevilen önemli isimlerden Los Vivancos, Innocence, Carlos Rodriguez, Sergio Bernal ve Latin televizyon dünyasının ünlü isimleri katıldı. Dere, mesleğimi çok severek yapıyorum ve karşılığında yurt dışında da ödüllendirilmekten büyük gurur duydum. Bu kısa ziyarette İspanyol izleyicisinin ilgisinden ve sevgisinden çok mutlu oldum. Beni davet ettiğiniz ve bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim dedi.